Sayın valim. Sayın Donanma Komutanım, Garnizon Komutanım, saygıdeğer milletvekillerim. Şehrimizin değerli yöneticileri, siyasi partilerimizin değerli başkanları, temsilcileri, milletimizin değerli evlatları, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle Muhabbette selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yedi yıl önceydi. Yedi yıl önce bugün hem hüznü hem de gururu aynı anda yaşadık. Bir tarafından o gece vatan uğruna feda olan vatan evlatları için yüreğimiz parçalandı. Bir tarafından o gece tarihte eşi benzeri az görülmüş yürekleri parçala parçalayacak, içimizi tiksindirecek bir ihanete uğramanın acısını yaşadık. Ama diğer taraftan bu vatan evlatlarının tarih boyunca göstermiş olduğu kararlılığa bir kez daha şahit olduk. Hep deriz ya, biz eselden beridik beridir hür yaşadık, hür yaşarız. Hangi çılgın bize zincir vuracakmış şaşarız? Kükremiş bir sel gibiyiz bendimizi çiğner aşarız. Hep böyle dedik değil mi? Evet şiiri biraz değiştirerek okuyorum, bilerek öyle okuyorum. Biz hep böyle dedik. Aslında o gece milletimizin tarihi açısından bir dönüm noktasıydı. Küresel efendiler bir plan yaptılar. Ve o planı adım 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 uygulamaya koydular. 10 sene, 20 sene, 30 sene devletin çeşitli kademelerine sabırla sinsice sızdılar. Ve o gece planlarını küresel efendilerinden almış oldukları talimatla devreye koydular. Ama bu milletin aziz evlatları, bu milletin kahraman evlatları tıpkı tarihin her döneminde olduğu gibi bayrak söz konusu olduğunda, vatan söz konusu olduğunda, bu milletin namusu söz konusu olduğunda, devletin bölünmez bitinliği söz konusu olduğunda gösterdiği kararlılığı bir kez daha gösterdi. Belki sadece Türkiye için değil, Orta Doğu coğrafyası için de çok büyük anlamlar taşıyan o planı yerle bir etmeyi başardı. Aslında asıl hedef bu bölgenin yeniden yapılandırılmasıydı. Yüz yıl önce Sykes ve Picot tarafından çizilen haritaların yeniden şekillendirilmesi için bir başka eylem planıydı. Aynı tarihte onun hemen biraz önünde New York, New York Times tarafından o bölgenin haritasının aslında nasıl olması gerektiğini bir zamanlar o dönemlerin Amerikan Başkanı Wilson tarafından önerilen haritaların yayınlanmasıyla birlikte düşünüldüğünde o bölgedeki farklı farklı ülkelerde girişilen hamlelerle birlikte düşünüldüğünde küresel emperyalizmin bölgeye dair idealleriyle enerji kaynaklarına dair hedefleriyle birlikte düşünüldüğünde aslında 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin ve bölgenin yeniden şekillendirilmesine dönük bir girişimdi. Ve bu milletin az evlatlarının kararlılığı sayesinde, gözü karalığı sayesinde, vatan aşkı sayesinde bu planlar yerle bir oldu o gece. Ve küresel efendilere tarih boyunca gösterdiğimizi bir kez daha gösterdik. Bizim milletimiz vatanı söz konusu olduğunda, bayrağı, devleti, devletiyle birlikte milletin bölünmez bütünlüğü söz konusu olduğunda canını budaktan esirgemez. Tankların altına yatar. Uçaklar uçamasın diye tarlasındaki buğdayı yakar. Elinden ne geliyorsa yapar. Ve o hain girişimleri hem içerideki hem dışarıdakileri durdurmayı öyle ya da böyle başarır. O gecede bu vatanın yiğit evlatları şehit oldular, gazi oldular. Tıpkı tarihin diğer dönemlerinde olduğu gibi Çanakkale'de olduğu gibi ben tarih boyunca bu vatan uğruna şehit düşmüş, gazi olmuş tüm vatan evlatlarımızın, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm devlet büyüklerimizin, şehitlerimizin karşısında saygıyla, hürmetle eğiliyor onların aziz hatırasına karşı şükranlarımı şehrimin insanları adına arz ediyorum. Bugün onlar sayesinde biz burada huzur içinde oturuyoruz. Bugün yine biz burada oturabiliyorsak şu anda sınırdan nöbet bekleyen, kışlasında bekleyen, düşmanlara karşı tedbirleri almış, sınırın bu yanında ve öte yanında tedbirleri alan ve hala gerektiğinde şehit düşmeye hazır olan Vatan evlatlarını da teşekkürlerimizi buradan onlara arz ediyoruz. Eğer onlar olmasaydı, bu milletin güvenlik güçleri olmasaydı biz burada huzur içinde bu toplantıları gerçekleştiremez olurduk. Bu coğrafya zor bir coğrafya. Coğrafya kaderdir derler. Evet tam da öyledir. Ama bu söz en çok da bizim coğrafyamız için doğru bir sözdür. Bu coğrafyada ayakta kalmak gerçekten zordur. Tarih boyunca bu coğrafya sayısız milletlere mezar olmuştur. Ama Allah'ın izniyle bu milletin ruhu, bağımsızlık ruhu, vatan aşkı, millet aşkı, devlet aşkı devam ettiği sürece, bayrağına olan ba bağlılığı devam ettiği sürece bu coğrafya üzerindeki son millet de bizim milletimiz olacaktır inşallah. Bu millet bu topraklar üzerinde bu ruhla birlikte ilelebet payidar olacaktır. Devletimiz ebed, müddet daim olacaktır. Bu devletin ebed müddet devam etmesi için, payidar olması için, bayrağımızın gönderde dalgalanması için Şehadet şerbetini içen gazi olan şu anda görevine devam eden bir yandan aziz şehitlerimizi diğer yandan kahramanlarımızı saygıyla milletle anıyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi ise özellikle bugünün önemine binaen bir kez daha saygıyla anıyor sizlere bugünün önemine bağlılığınız nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyor hürmetle saygıyla Allah'a emanet ediyorum